Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programı girişimcilik eğitimi Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir törenle başladı. Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu kadın çiftçilere verdikleri önemi anlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak özellikle son yıllarda hem genç çiftçilerimize hem de genç kadın çiftçilerimizin eğitimlerine son derece önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki eğer biz tarımda belli bir noktaya varabileceksek, belli aşamalara kaydedebileceksek bunu gençlerimizle yapabileceğiz. Ama aynı zamanda bunu kadınlarımızın da bu işin içerisinde olması son derece önemli. Çünkü biz biliyoruz ki kırsalda yaşayan insanlar, hepimiz de köyde yaşadık, köy hayatını çok iyi bilen insanlar olarak biliyoruz ki köyde yaşayan kadın çiftçilerimiz günde iki ayrı mesai yapıyorlar. Kadın çiftçilerimiz gündüz köyde, tarlada, eşinin yanında, bağda, bahçede çalışırken aynı zamanda akşam da normal bir ev hanımının günlük süre gelen yaptığı işleri yapan insanlarsınız. Bu anlamda siz her gün günlük iki mesai yapıyorsunuz. Köydeki erkeklerimizden köydeki üretime, tarımsal üretime çok daha fazla katkı sağlıyorsunuz. Onun için sizlerin eğitiminiz, sizlerin yaptığınız işi bilinçli yapmanız bizim için son derece önemli. Bu amaçla bakanlığımız bir dizi eğitimler düzenliyor. Bu eğitimlerimize İşkur Genel Müdürlüğümüz, ildeki İşkur İl Müdürlüğümüz, KOSGEB bizlere destek veriyorlar. Onlara verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Kursiyer Zehra Çiçek, Kahramanmaraşlı kadın çiftçilerin 2023 yılında dünya tarımında lider ülke Türkiye olması için hazır olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden katılıyorum. Hacı Mirza köyündenim. Devletimizin böyle bir şeyi düzenlediği için kadınlara yönelik çok mutluyum. Devletimize teşekkür ederim. 2023 yılında dünya tarımında lider bir ülke Türkiye olması için Kahramanmaraşlı kadınlar olarak bu vizyona hazırız. Diğer kursiyer Bediha Kaplansa girişimcilik kursuna katıldığından dolayı memnun olduğunu belirterek hayali olan serada çilek yetiştiriciliği projesini gerçekleştirmek istediğini kaydetti. 5 çocuk annesiyim. Genç çiftçi girişimcilik kursuna katıldık. Burada işte çok güzel ilgileniyorlar. Kursumuzu görüyoruz. Bize bu hizmeti verip bize bu imkanı tanıdıkları için genç çiftçi olarak herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tüm organize emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çilek hayalim var, üstünü sera yapma hayalim var. Hayalimi gerçekleştirmeye bu projeyi yapmaya geldim. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından tüm kadınlar ziraat mühendisi ve veteriner hekim gözetiminde proje hazırlayacak. Kadınlar projelerini Mayıs ayında proje pazarında tanıtacak.